levhasına düşen ışık miktarı ile x ve y levhalarına levhaları levhalarına düşen ışık miktarları eşit olduğundan eşit olduğundan şekilde görüldüğü gibi ışık akıları aynı olur. Akılları aynıdır. Neden? Çünkü buraya gelen ışık gördüğümüz gibi sınırdan gidiyorsa burada da sınırlardan gidiyorsa demek ki aynı miktar ışık düşüyor. Birinci yargımız doğrudur. O2 noktası etrafında oluşan aydınlanma şiddeti E olabilmesi için ışık kaynağının ışık şiddeti 4 katına çıkmalıdır. Bize ne diyor? O1'deki E. Şimdi O1'dekine E dersek I bölü D kare. O 2'deki bize ne diyor arkadaşlar? Onun da E olabilmesi için diyor. O zaman I'mız aynıydı. Burası 4 D kare ise burası da ne olmalıdır? 4 D olmalıdır. Yani bu da doğrudur. Işık kaynağı O1 noktasına getirilirse, ışık kaynağını buraya getirirsek, Y levhası üzerinde oluşan ışık aksı artar diyor. Çünkü Y'ye giden ışık sayısı daha fazla olacağından artmış olacaktır. Cevabımız her üç yargıda doğru olup E seçeneği olur. Şimdi bir metrekare bölümüne birim zamanda düşen ışık akısını belirliyorsa ışık akımız 4 pi kadar idi. Şimdi buradan küre yüzeyindeki aydınlanma şiddetimiz ne demek idi? Küre yüzeyindeki aydınlanma şiddetimiz ise phi bölü A yüzey alanı olacaktır. Dolayısıyla birim zamanda düşen ışık aksını diyor, bir metre karelik bölümü diyorsa, burada ise phi de biliyorsak, bunu da buluruz. Lambanın ışık şiddetini buluruz. Karalı yüzeyin gördüğü katı açı değeri diyor. Taralı yüzeyin açı değerini bulabilmek için arkadaşlar merkez açısı gördüğü yüzey alanına eşitti. Yüzey alanda 1 metre kare olduğundan yine onu da bulabiliriz. Yani hesaplanabilir. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi ayna yokken oluşan görüntülerimizi şöyle alacak olursak Buradaki oluşan görüntümüz burası bir gölgeydi. Yine burada da daha küçük bir gölge oluştu. Şimdi burası hiç ışık almıyor. Daha sonra ise kaynağımız burada oluşacaktır görüntüsü. O kaynağın görüntüsünden aynadan geçerek gelebildiği için burada bir tam gölge oluşacaktır. Buradan da getirecektiniz ama diyoruz ki ayna dışından ışık gelmez. Işık ayna dışından gelemez. Dolayısıyla buradaki görüntümüzde tam olan şey değişmedi. Buna göre cevabımız C seçeneğindeki gibi olur. ışığımızı yansıtacak olursak normalle çizdiğimizde normalle işte açı yapacaktır. O halde bu köşeden gidecektir ki bu açılar eşit işte olsun. Yine normalimizi çizecek olursak o da bu köşelerden gitmesi gerekir. Yani o da bize M noktasından geçtiğini söylüyor. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Görüntülerimiz simetrik olarak gidecektir şöyle alacak olursak şimdi burada üçüncü görüntüye kadar gelmiş. Burası L aynası olacaktır. Unutmayalım arkadaşlar. Düzeltiyoruz. Bu da K aynası. Şimdi L aynasında turuncuysa ilk görüntümüz turuncu tarafı L'ye bakacak. Sonra mavi. İkincide ise mavi turuncu. Üçüncüde ise tekrar turuncu ile mavi Şimdi bu birinci görüntü, birinci görüntü, ikinci görüntü, bu da üçüncü görüntü. Şimdi bize L aynasındaki üçüncü görüntü diyor. O halde üçüncü görüntümüz ne olacaktır? Turuncu. Diğerine gelecek olursak ilk kısım mavi olduğundan burası mavi turuncu. Sonra da turuncu mavi. Sonra tekrar mavi turuncu şeklinde gidiyordu. Bu birinci görüntü. Bu ikinci görüntü. Bu da üçüncü görüntü K aynasındaki. Bize K aynasındaki birinci görüntü diyor. Birinci görüntümüz mavi. K aynasındaki ikinci görüntümüz de turuncu. Yani burası mavi, burası turuncu. Burası da yine turuncu. Cevabımız buradan başlayarak gidiyoruz. K aynası burası olduğu için Mavi turuncu, mavi turuncu ve turuncu olup doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi E kadarmış P noktasındaki oluşan aydınlanma E kadar değerimiz nedir? Kaynağımızın şiddetine I dersek I bölü uzaklığın karesiydi. Burada ise E üssü olmuş E üssü nedir diye soruyor bize. E üstümüz ise birincisi direkt kaynak tarafından aydınlatma yapılır. Yani I bölü D kare kadar. Bir de burası odak noktasıymış. Öyle diyor odak uzaklığı D kadar. Odak noktası olduğundan ışıklar paralel gelecektir. Paralel gelen ışıkların yaptığı aydınlanmamızda ayna üzerindeki aydınlanma kadar yani I bölü D kare kadar olur. Buradan da cevabımız 2 I bölü D kare olduğundan doğru cevabımız 2 E olur. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. Şimdi hangisi yapılırsa teğet olur diyor. Yani teğet demek arkadaşlar teğet olması gölgelerimizin birbirine değmesi demektir şöyle bu şekilde olması için diyor. O zaman perdeyi buraya koymamız lazım. Bakınız buraya koyduğumuzda gelen ışıklarımız yani K'dan gelen ışıklarımız şurada bir gölge oluşturacaktır. L'den giden ışıklarımız da burada bir gölge oluşturacaktır ki birbirine teğet olur. Buna göre perdemiz O noktasına getirmek olmalıdır. Cevabımız C seçeneği olur. Hangileri K'ya geri döner diyor. Şimdi çukur aynanın burası odak 1 2 3 4 birim odaksa 1 2 3 4 birim burası da çukur aynanın merkezidir. Şimdi çukur aynaya gelen ışınımız hangi ışınımız? I1 ışınımızın doğrultusu merkezden geldiği için diktir. Dikse kendi üzerinden geri döner. O halde I1 olur. Merkezden çukur aynaya gönderilen tüm ışınlar diktir ya da tümse aynaya. İkincisi paralel gönderilmiş ise paralel gönderilen ışınlar odaktan geçecek şekilde yansır. Bu şekilde gönderdiğimizde. Orada da Düzlem aynada eşit açı yapacaktır. Eşit açı yaptığında buraya gelecektir. Bakınız köşelerden. Yine uzantısını alırsak merkezden geldiği için diktir. Dik ışık kendi üzerinden geri dönür. Yani I2 de olacaktır. I3 ise tepe noktasına gelmiş. Eşit açı yapar. Normal çünkü buradan çizilir. O zaman bu köşelerden gitmesi gerekir. Yine işte açı yapsın. Orada da bu köşeden gidecektir. Yani kendi üzerinden geçmeyecektir. Buna göre cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur.